olacak izninizle çeviri yapılacak herhalde. Efendim Türkiye'de 50 milyon kişinin internete sızan bir bilgileri söz konusu. Yani sizin dahi isminizi girdiğimiz zaman eski adresiniz veya yeni adresiniz bazı bilgiler sızıyor bütün bakanlar bizlerin. Buna yönelik bir çalışma, bir adım atılacak mı? İşte bir öneri geldi. TC kimlik numaralarının değiştirilmesi yönünde bir öneri de var. Hani bununla ilgili süreçte ne yapacaksınız? Bir de ek olarak geçen hafta bir CHP ile görüşmeniz olmuştu dokunulmazlıklarla ilgili. Buradan bir adım bekleniyordu. Son önerinizi sunmuştunuz. Gelinen son noktada AK Parti olarak nasıl bir yol izleyeceksiniz? Teşekkürler. They will translate for you. Okay. Excellency. Purely Turkish domestic politics, but it is good to know something on Turkish domestic politics. My name is Kıvanç El from Milliyet newspaper. My questions will be to Turkish Prime Minister. Kişisel verilerin internette sızmış olduğu hepimizin malumudur. İsmini dahi internete girdiğimizde örneğin adresinizle ilgili ve çeşitli bakanlarla ilgili bazı bilgilere rastlayabiliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Örneğin kimlik bilgilerinin kaldırılması Türk vatandaşları ile ilgili. İkinci soru ise CHP ile sanırım Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşmeniz oldu. Bu konuda bu konuda AK Parti'nin yaklaşımı nedir dokunulmazlıkların kaldırılması anlamında? Müsaade ederseniz ben Türkçe olarak cevap vereyim çünkü iç siyasi konular verilerin sızdırılması ve ele geçirilmesi konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Dün Bakanlar Kurulu'nda Ulaştırma Bakanımız Binali Bey'den bu konuda Bakanlar Kurulu'na bilgi arz etmesini istedim. O da bunun geçmiş dönemde 2009'dan itibaren bu konularda ortaya çıkan söylentiler, haberler konusunda Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdi. Ve bu konuda yapılması düşünen çalışmalar konusunda da konusunu da ele aldık. Kendisine bu konunun detaylı olarak incelenmesini ve mutlaka gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma yürütülüyor. 2009-2010'da ilk defa bu haberler yayınlandığı dönemle ilgili olarak zikrediyorum. Bütün vatandaşlarımız bu konularda gerekli tedbirin alındığından emin olunmalı. Tabii siber suçlar ve bu tür aktiviteler bütün dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Ve devlete, kurumlara emanet edilmiş kişisel verilerin korunması önem taşıyor. Bu başbakan olarak benim kişisel verilerim ne kadar mahrem ve önemliyse herhangi bir vatandaşımızın da o ölçüde önemlidir. Yani benim bilgilerimin elde edilmiş olmasıyla herhangi bir vatandaşın bilgilerini elde edilmiş olması insani haklar bağlamında da bir farkı yok. Eğer bazı bilgiler var ki sormuş olsalardı ben de söylerdim. Evimin adresi bildirilmiş. Misafir olarak gelmek isteyen varsa buyursun. Ben de bunları zikrederdim. Ama nihayetinde bu bilgilerin korunması için gerekli tedbirleri alacağız. Dokunulmazlık konusunda ise bizim tutumumuz açık ve nettir. Partilere gerekli çağrıda bulunduk. Bu çağrı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize iletilen bazı teklifler oldu. Geçtiğimiz hafta arkadaşlar bu teklifler konusunda bizim görüşlerimizi kendilerine verdiler. Dün grup başkan vekillerimizle bir toplantı yaptım. Grup toplantısından sonra bu konuda hiçbir gecikme olmaması için gerekli talimatları verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nihayetinde zannediyorum yarın tekliflerini iletecekleri bana bildirilmişti. Bu teklif geldikten sonra ister olumlu cevap gelmiş olsun bu teklife, ister olumsuz cevap gelmiş olsun derhal harekete geçirecek. Olumlu cevap gelirse ortak bir inisiyatif olarak, değilse AK Parti kendi görüşünü ve teklifini Anayasa Komisyonu'na ve parlamentoya sunacak. Ondan sonra da bütün grubumuzda buna destek vereceğiz. Bu konudaki kararlılığımızdan hiç kimsenin tereddütü, şüphesi olmamalıdır. Thank you very much. And then we give the final question to Helsingin Sanomat. I will summarize it. Okay. Prime Minister Davutoğlu. Davutoğlu. Yeah.
kendilerine bir soru yöneltmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Amnesty International Türk makamlarının Suriye'ye Suriyeli sığınmacıların bir kısmını Suriye'ye geri gönderdiklerini söylediler. 12 yaş grubundaki çocuklar dahil olmak üzere. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? İkincisi olarak... Politics, but it is good to know something on Turkish domestic politics. My name is Kıvanç El from Milliyet newspaper. My questions will be to Turkish Prime Minister. Kişisel verilerin internette sızmış olduğu hepimizin malumudur. Sizin ismini dahi internete girdiğimizde örneğin adresinizle ilgili ve çeşitli bakanlarla ilgili bazı bilgilere rastlayabiliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Örneğin kimlik bilgilerinin kaldırılması Türk vatandaşları ile ilgili. İkinci soru ise CHP ile sanırım Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşmeniz oldu. Bu konuda bu konuda AK Parti'nin yaklaşımı nedir dokunulmazlıkların kaldırması anlamında? Müsaade ederseniz ben Türkçe olarak cevap vereyim çünkü iç siyasi konular verilerin sızdırılması ve ele geçirilmesi konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Dün Bakanlar Kurulu'nda Ulaştırma Bakanımız Binali Bey'den bu konuda Bakanlar Kurulu'na bilgi arz etmesini istedim. O da bunun geçmiş dönemde 2009'dan itibaren bu konularda ortaya çıkan söylentiler, haberler konusunda Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdi. Ve bu konuda yapılması düşünen çalışmalar konusunda da konusunu da ele aldık kendisine. Bu konunun detaylı olarak incelenmesini ve mutlaka gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma yürütülüyor. 2009-2010'da ilk defa bu haberler yayınlandığı dönemle ilgili olarak zikrediyorum. Bütün vatandaşlarımız bu konularda gerekli tedbirin alındığından emin olunmalı. Tabii siber suçlar ve bu tür aktiviteler bütün dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Türkçe olacak izninizle çeviri yapılacak herhalde. Efendim Türkiye'de 50 milyon kişinin internete sızan bir bilgileri söz konusu. Yani sizin dahi isminizi girdiğimiz zaman eski adresiniz veya yeni adresiniz bazı bilgiler sızıyor bütün bakanlar bizlerin. Buna yönelik bir çalışma, bir adım atılacak mı? İşte bir öneri geldi. TC kimlik numaralarının değiştirilmesi yönünde bir öneri de var. Hani bununla ilgili süreçlerini yapacaksınız. Bir de ek olarak geçen hafta bir CHP ile görüşmeniz olmuştu dokunulmazlıklarla ilgili. Buradan bir adım bekleniyordu. Son önerinizi sunmuştunuz. Gelinen son noktada AK Parti olarak nasıl bir yol izleyeceksiniz? Teşekkürler. Ve devlete, kurumlara emanet edilmiş kişisel verilerin korunması önem taşıyor. Bu başbakan olarak benim kişisel verilerim ne kadar mahrem ve önemliyse herhangi bir vatandaşımızın da o ölçüde önemlidir. Yani benim bilgilerimin elde edilmiş olmasıyla herhangi bir vatandaşın bilgilerini elde edilmiş olması insani haklar bağlamında da bir farkı yok. Eğer bazı bilgiler var ki sormuş olsalardı ben de söylerdim. Evimin adresi bildirilmiş. Misafir olarak gelmek isteyen varsa buyursun. Ben de bunları zikrederdim. Ama nihayetinde bu bilgilerin korunması için gerekli tedbirleri alacağız. Dokunulmazlık konusunda ise bizim tutumumuz açık ve nettir. Parti